Herkese merhabalar. Bugün balık gözü lens makro çekim ve geniş açılı çekim yapabilen bir aparattan bahsetmeye çalışacağım. AliExpress'ten vermiştim siparişi. Şöyle fiyatını da göstereyim. Mobil phone lens 1,53 dolar. Yani şu anki kurla, bugünkü kurla 5,72 TL falan yapıyor. Benim aldığım zaman da dolar daha düşüktü. O yüzden 2-3 lira civarına almıştım. Gayet uygun. Türkiye'de abartılı fiyatlara satılanları gördüm. 50 lira falan. Tabii kalite kalite değişiyor. Şimdi öncelikle bu sarı paket dışında içinden çıkanları anlatmaya çalışacağım ve tabii nasıl kullanılıyor. Böyle bir kilitli poşetten çıkıyor. İçinde koruyucu kapakları var. Şöyle çıkartalım. Biri balık gözü fish eye lens 180 derece. Burada dursun. Şimdi bir de wide ve makro çekim yapabileceğiniz lensler var. Ben nereden aldığımı gösteren bir link de paylaşacağım. İsterseniz oradan alabilirsiniz. Bu normalde 3 parça olacak. Nasıl çıkarıldığını da göstereceğim. Koruyucu kapı. Bir de böyle bir aparat var. Mandal var. Evet, şimdi açıklamaya bir description var. Açıklama. Bir onu okumaya çalışalım. Rusçasında ne diyor? Apsaniye. Makro objektif, ispozivite yuva ve kajesti ve adno linza klip, bliska k elementam tolka 5 mm rastoyanya fotografi rabatını bu akidmo 5 mm rastoyanya. Makro lens için diyor ki sadece diyor 5 mm'lik mesafede tek lens olarak kullanacaksınız diyor. Şu makroyu yani. Makroyu takalım o zaman. Şöyle. Ama bu şekilde makro olmuyor. Bu şekilde wide oluyor. Makro olması için şunu üstündekini biraz da sağa çevirdiğimde bu üstünden çıkıyor ve makro çekim yapabiliyorsunuz. Makro çekimde işte 5 mm'lik yakınına getirdiğiniz sineği çekebilirsiniz. İşte detaylandırmasını istediğiniz herhangi bir nesneyi çekebilirsiniz ama yakın çekim yapmak zorundasınız bununla, yoksa bulanık çıkacaktır. Ön kameraya takabilirsiniz. Arka kamerada denemedim. Oluyorsa deneyin, artık sonucu kendiniz görebilirsiniz. Ben çekilmiş resimlerde paylaşacağım bununla ilgili. Makro çekimi bu şekilde yapıyoruz. İkinci olarak wide lens. Shiro Volney Objective Wind Shiro Volney Objective Makro Objective Dile Klipa To Shiro Volney Objective Mojit Prinyat foto. Bunda diyor ki vidalı ve makro çekimle beraber kullanabilirsiniz. Yani şunu şuraya takın diyor yani. Özet olarak taktık. Böyle geniş çekimler, geniş açılı çekimler yapmak için bu ikisini beraber kullanacağız. Bu sağ hareketle çıkıyor. Sol hareketle de hepsi birden çıkıyor. O yüzden şöyle ince bir ayar var. Burada tutmanız gerekiyor bunu. Geniş açılı çekimlerde bu şekilde arka kameraya takıp geniş açılı çekim yapabilirsiniz ya da ön kamera deneyin. Evet, son olarak balık gözü fish eye lens objective ruby glass udality makro objective is clipas itolka palojit objective ruby glass klipu. Burada da diyor ki makroyu diyor aparattan çıkartın, sadece göz merceğini takın. Yani şunu çıkaralım. Çıkaralım bakalım. Çıkardık. Göz merceğini, yani bunu takıyoruz. Evet, taktık. Şu şekilde duracak. Bununla da balık gözü çekimleri yapabilirsiniz. Söyledim, fiyatını söylemiştim. Fiyatını fiyat performans olarak iyi bir ürün diyebilirim. Daha kaliteli çekim yapmak isteyenler biraz daha kaliteli ürünlere bakabilirler.
Lens ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.